360 derece döndük. Tekrar nereye geliriz? Başladığımız yere. Ama 180 derece dönersek tam zıttındaki, yani arkasında onu tamamlayan meridyene geliriz. Demek ki bizim burada kullanacağımız açı 180'dir. Ki 0 döndük 180 derece kaç oldu? 180. Demek ki 0'ın antimeridyeni 180 derece meridyenidir. Buna bakıyoruz. 45. Kaça tamamlayacağız ya da çıkartabilirsiniz? 180'e. 180'e tamamlarsak ya da 180'den çıkartırsak ne çıkar? 135. Doğuysa tam zıttını alıyoruz. O zaman batı. Yani burada 135 batı doğru cevap olacaktır. Demek ki antimeridyeni bulurken bunu yapıyoruz. Ha, Türkiye'de nasıl çıkabilir? Şıklarda geçebilir. Direkt soru olarak sormaz. Örneğin Türkiye'de 30 doğu boylamının antimeridyeni 150 batıdır. Direkt bakın. Çıkan sonuç bu oluyor. Peki, bunun dışında baktığımızda özellik olarak dediğimiz gibi 180'e tamamladık ve tam karşısındaki zıttındaki meridyeni aldık. Bu da bizim için bulunması açısından önemli bir pratik. Ama dediğimiz gibi direkt işte bize soru olarak Türkiye'de bulunan 30 doğu boylamın antimeridyeni hangisi demez. Şıklarda bunu geçirebilir boylam soruları ya da meridyen sorularında.
Peki bir başka kavram ise nedir? Tarih değiştirme çizgisi. Ne demek tarih değiştirme çizgisi? Demek ki tarih ne yapıyor bu çizgiyi ya da meridyeni geçince? Değişiyor. Nedir tarih değiştirme çizgisi? Hangi boylamdır? Dikkate alırsak sizce tarih değiştirme çizgisi. 180. Yani sıfırın anti meridyeni dediğimiz 180. Bizim neyimizdir? Tarih değiştirme çizgimizdir. Hani anti meridyen kısmından yola çıkarak onu yorumlayabiliriz. Sıfırın tam zıttında olan, onu tamamlayan 180 nedir? Tarih değiştirme çizgisidir. Peki 180 derece boylamı tarih değiştirme çizgisi. Ve bu çizgimiz düz bir çizgi değil. Ne yapmış? Siyasi şartlar göz önüne alınmış. Zikzaklar çizmiş. Siyasi, yani ülkeler burada baz alınıyor. Mesela varsayalım ki bu çizgi tam önümüzdeki sokaktan geçiyor. Orada tarih farklı, burada tarih farklı. Evden çıktınız, tarih işte atıyorum 21 Ağustos. Buraya geldiniz 22 Ağustos. Sokağa geçtiniz bakın. O zaman bir ülkede iki farklı tarih olursa birçok şey ne yapar? Birbirine girer. İşte siz sınava gireceksiniz. Olduğunuz yer bir gün geride, sınava gireceğiniz yer bir gün ileride. O zaman bir gün önceden çıkmış oluyorsunuz. Yani bu tür karışıklıklar olacaktır. O yüzden bu nereden geçmez? Bir ülkeyi ikiye ne yapmaz? Bölmez. Bakın nereyi takip etmiş? Okyanus ve denizleri takip etmiş. Direkt kıtayı ikiye, o ülkeyi ikiye ne yapmamış? Bölmemiş. Çünkü burada bir ülkede iki tarih olması bir sürü karışıklık anlamına gelir. 180 derece meridyenin tarih değiştirme çizgisidir. Doğusunda ve batısında tarih farklıdır. Ve çizgimiz düz değildir. Çünkü orada bir ülkeyi ikiye ne yapmaz? Bölmez. Ülke sınırlarına geldiğinde doğu ya da batıya yön değiştirir, yer değiştirir. Mantık budur. Bakın boylamda bunları dikkate aldık. Tabii genel çerçeveyi çizdik. Yoksa dediğimiz gibi enlem, işte paralel, bunların ayrı şekilde değerlendirmesine girmedik. Çünkü işimize yarayan kısım burası. İşimize yarayan noktalar bunlar. Peki gelelim ikinci kısma. İkinci kısım neydi? Enlem. Birisi boylam dedik, bir de enlem var dedik. Peki Türkiye'nin enlem dereceleri neydi? 36-42 kuzey paralellerinde yer alıyordu. Ve bu enlemlere göre neler ortaya çıkacak ona bakalım. Tabii önce Türkiye'nin yerini gösterelim yine. Enlem ve etkileri matematik konum kısmında Türkiye nerede bulunuyor? 36-42 kuzey paralellerinde bulunuyor. Buna bağlı olarak kaç enlem fark var? 6. 6 ile kaçı çarpıyorduk? 111. Kuzey ile güney arasında kuş uçuşu 666 kilometre fark var. Baktığımız zaman bu şekilde, tabii hani burada artı dereceler de var. Atıyorum 36 tam değil ya da 42'nin geçtiği bir kısım var. Onu dikkate almıyor çok ÖSYM. Yani tam sayı olarak dikkate alıyor. En uç noktaları dikkate alıp 666 kilometrelik bir mesafe farkına ulaşıyoruz. Peki Türkiye 36-42'de yer aldığı için bazı kuşak ve yarım kürelerde yer alıyor. Örneğin hangi kuşakta yer alıyoruz? Orta kuşakta yer alıyoruz. Ve ÖSYM bu kısmı çok fazla sorar. İşte Türkiye orta kuşakta yer aldığı için ne olur kısmı var. Oraya bakalım. 666 kilometreyi zaten daha önceki bilgilerimizde kullanarak bulduk. Onu dikkate aldık. Yani hesaplama kısmına belki girmeyebilirsiniz. Çünkü nereden geldiğini direkt çıkartabiliyoruz. 111 ile 6'yı çarptık. Peki. Türkiye orta kuşakta yer alır. Dikkat etmek gerekiyor. Dediğimiz gibi soruluyor özellik olarak. Türkiye orta kuşakta yer alan bir ülkedir. Ve buna göre bazı sonuçlar ortaya çıkar. Mesela bu soru birçok yılda sorulmuştur. Sorulmaya da devam eder. Örneğin Türkiye'de örnek bir sorumuz 2014'te çıkmış sorular arasında vermiş batı rüzgarları. Akdeniz iklimi.
Cephe yağışları. Dört mevsim. Direkt neyi buluyoruz burada? Orta kuşak. Zaten birebir o seçenekleri burada gördük. Demek ki Türkiye orta kuşakta yer aldığı için yıl içinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır bir. Batı rüzgarlarından etkilenir ki batı rüzgarları orta kuşaklıdır. Alizeler tropikal, ekvatoral kuşaklıdır. Kutup rüzgarları da kutup kuşağındadır. Türkiye orta kuşakta yer aldığı için batı rüzgarları. Cephe yağışları Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Ki bunu ben şu şekilde veriyorum. Pratik olması için. Ne diyelim buna? Türkiye orta kuşakları aldığı için şöyle bir şey veriyorum ben. Bir kural. Ne kuralı? A, B, C, D kuralı. Neye karşılık gelir o? Akdeniz iklimi. İklim kuşağı. Batı rüzgarları, cephe yağışları dört mevsim belirgin olarak yaşanmış. Yani şurada gördüğümüz özellikleri sırasıyla A, B, C, D diye sıralayabilirsiniz. Bu şekilde bir özellik verilebilir. A, B, C, D kuralı dedim ben buna. Nedir? Akdeniz iklimi. Batı rüzgarları, cephe yağışları dört mevsim belirgin olarak yaşanmış. En iyi kanıtlarımız bunlar. Bunu dikkate almak gerekiyor. İkinci kısımda da şunu söylüyorum. ABCD kuralından sonra şimdi bu cümlelere bakarak mesela yıl içinde dört mevsim yaşanır. Batı rüzgarlarından etkilenir gibi ya da işte dört mevsim cephe yağışları gibi şeyler geçti. Ve herhangi bir cümle farklı bir cümle yok. Sadece bu cümlelerden bahsediyorum. Bunlar hangi yarım kürede olduğumuzu gösterir mi? Mesela dedim ki dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Kuzey yarım küre mi güney yarım küre mi? Çıkartabilir miyiz? Kesinlikle çıkartamayız. Çünkü dünya üzerinde kaç tane orta kuşak var? İki tane. Kuzey yarım kürede de var. Güney yarım kürede de orta kuşak var. E güney yarım küredeki orta kuşak da dört mevsim. Belirgin olarak yaşanıyor. Yani şimdi baktığımızda batı rüzgarları nedir? Ülkelerin daha çok batı kıyılarını etkiler. Yani bunlar kuzeyden ya da güneyden gelen rüzgar değil. Daha çok denizden etkilenip ya da oradan kaynağını alıp ülkelerin batı kıyılarına yağış bırakır. Özellikle olarak kuzey yarımküre. Tabi bunlardaki sapmalar yarımküreyi belirler. Yani direkt batı rüzgarları demesi orada çok açık bir cümle değil. Ama hani etkilediği kıyıları sapma yönüyle verirse o zaman ne olacaktır? Yarımküre belli olacaktır. Ya da Akdeniz iklim kuşağında yer almamız dedik. Biz kuzey yarımkürede olduğumuz için Akdeniz ikliminde daha çok yağış kışın. E biz kışı yaşarken onlar yazı yaşıyor. O zaman iş değişebilir. Yani ben burada ne dedim? Cümleler kısmından yola çıktım. Yoksa işte bu cümleleri değiştirip ya da farklı şeyler ekleyip yarımküreyi de bulabiliriz. O farklıdır. Ama sadece bu cümleler ne olacaktır? Bizim işimize yaramayacak, belirgin bir şey olmayacaktır. Mesela şu da var. Cephe yağışlarının görülme sebebi neyle alakalıdır? Matematik konum. Ama konveksiyonel yağışlar, ileride iklim konusunda geçecek. Konveksiyonel yağışlar, yamaç yağışları neyle alakalıdır? Özel konumla alakalıdır. Yani o ayrım da yapılabilir. Türkiye'de matematik konumdan dolayı görülen yağış hangisi? Cephe. Hangisi özel konumdan dolayı görülüyor? Konveksiyon, yani yükselimle yamaç. O da bir ayrım olabilir. Yani her konu bakın birbirine bağlantılı dediğimiz kısım bu oluyor. Peki, ÖSYM'nin burada ikinci olarak önem verdiği bir nokta. İşte Türkiye dönenciler dışında yer alırsa ne olur? Ne olabilir? Güneş ışınları asla dik açıyla gelmez dönenciler dışında olduğumuz için. Gölge boyu yatay düzlemde asla sıfır olamaz. Çünkü güneş ışınları dik gelmiyorsa yatay düzlemde gölge boyunun da sıfır olması mümkün değildir. Neden yatay düzlemi kullandım? Çünkü bazı alanlarda eğim onun açısını değiştirir cismin. E cismin açısını değiştirirsek dik bir şekilde ne yapabilir? Gelebilir. Ama yatay düzlem kısmında dikey boyutta olursa o şekilde asla sıfır olmaz. Bakın bu da yine ÖSYM'nin sorduğu noktalardan birisi. Orta kuşa aldık, dönenciler dışına aldık. Peki, Türkiye'nin kuzey yarım kürede olduğunu kanıtlamak için neyi kullanacağız? Bir özellik güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede tam tersi olur. Mesela en çok bildiğiniz şey, Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür.
Güneyden esenler yükseltir. Ama güney yarım kürede olsaydık bunun tam tersi olacaktı. Mesela hemen bakalım. Kuzey yarım küredeyiz. Kuzeyden geliyor, nereden geliyor? Kutuptan. Sıcaklığı düşürdü. Güneyden gelen sıcak kuşaktan geliyor. Sıcaklığı arttırdı. Ama güney yarım küreye bakalım. Tam tersi. İşte bu bilgi bize nerede olduğumuzu gösterir. Kuzey yarım kürede olduğumuzu gösterir. Mesela az önce bahsettiğimiz kuzey yarım kürede rüzgarlar hareket yönünün sağına doğru yön değiştirirken güney yarım kürede soluna doğru yön değiştirir. Gördüğünüz gibi bakın farklı, tam tersi. Yani buradaki temel noktada tam tersi bir özellik göstermelidir. Ama az önce söyledik, işte dört mevsim belirgin yaşanması. Hem kuzeyde var hem güneyde var. Aynı. Zıt bir şey değil. Ama şunlar zıt bir durum. Yarım küreyi ne yapıyor? Belirtiyor. Peki birebir soru olarak da çıkabilen bir nokta burası. Mesela güneyden kuzeye doğru gittik. Türkiye'de güneş ışınlarının geliş açısı giderek küçüldü. Yani daha eğik açıyla geldi. Çünkü ekvator ve çevresine 90 derece açıyla geliyorsa bize 90 dereceyle geliyor mu? Gelmiyor. Açı daha küçük oluyor. Küçülüyor. Kutuplara doğru gidince bu açının daha da küçüldüğünü görüyoruz. Buna bağlı olarak güneyden kuzeye doğru sıcaklık ne yaptı? Azaldı. Çünkü güneş ışınları daha iyi açıyla geldi. Sıcaklık ortalama 7-8 bakın. 7-8'i geçerse özel konumda devreye girer. Çünkü Türkiye'nin işte kuzey ile güneyi ya da karşılaştığı alanlar arasında 10 derece fark var. 20 derece fark var. Bunu siz sadece enlemle ne yapamazsınız? Açıklayamayabilirsiniz. Sıcaklık azalırsa ne azalır? Buharlaşma azalır. Buharlaşma azalırsa denizdeki tuzluk azalır. Bakın üçü birbiriyle paralel. Birisi artıyorsa hepsi artar. Birisi azalıyorsa hepsi azalır. Biz güneyden kuzeye gittik. Azaldığı için hepsinde bir azalma gördük. Direkt gördüğümüz nokta. Ve o güneş ışınlarının geliş açısına bakalım. Mesela 21 Mart, 23 Eylül. Nereydik geliyorduk? Ekvator. Kuzeye doğru gittik. Açı ne oldu bakın giderek? Küçüldü. Peki güney yarım kürede nereye gitmemiz lazım açının küçülmesi için? Güneye doğru. Tam tersi. Mesela ekinoks kısmında verdiğimiz bir bilgi. Bu şekilde ne yapabilirsiniz Türkiye'nin hangi yarım kürede olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü güneyde tam tersi. Kuzeyde baktığımızda dediğimiz gibi kuzey yarım kürede kuzeye doğru. Güney yarım kürede güneye doğru gitmek gerekiyor. Bunu görmek mümkün. Peki güneş ışınlarından bahsetmişken bir de tutulma oranı da soruyorlar. O da sorularda çıkıyor. Güneş ışınlarının tutulma oranı nasıl değişir? Yani nereden nereye gidersek artar ya da azalabilir. Mesela Türkiye'yi kıyaslarsak güneyden kuzeye doğru güneş ışınlarının tutulma oranı ne olur? Artar. Peki neye göre değerlendireceğiz? Ekvator ve çevresine nasıl geliyordu güneş ışınları? Daha dik. Daha dik açıyla geliyor. Kat ettiği yol daha az, kısa. Kutuplara gidiyor, kat ettiği yol daha uzun. Yani burada tutulmadan kastettiğimiz aslında nedir? Enerji kaybıdır. Daha kısa yol gittiniz, kaybınız ne olur? Az. Gittiğiniz yeri daha fazla ne yapabilirsiniz? Isıtabilirsiniz. Ama uzun bir yol gittiniz, kayıp ne oldu? Tutulma arttı. O zaman gittiğiniz yeri çok fazla ne yapamazsınız? Isıtamazsınız. O zaman buradan da yola çıkabilirsiniz. İşte ekvator daha nedir? Sıcak. Çünkü güneş ışınları oraya giderken çok fazla yol kat etmiyor. Kayıp çok fazla olmuyor. Yani götürdüğü enerji daha fazla. Ama kutuplara giderken yol uzadığı için kayıp da ne oluyor? Artıyor. Demek ki Türkiye'yi yine baz alırsak, Türkiye'yi uyarlarsak, Türkiye'de güneyden kuzeye güneş ışınları daha fazla tutulmaktadır. Daha fazla tutulma oranını kuzeyde görmek mümkündür. Bakın sadece güneş ışınlarına göre yorumladığımız şeyler. Yani hepsi bununla bağlantılı. Tek bir başlık altında dikkate almak mümkün. Peki, gölge boyundan bahsettik. Gölge boyu asla sıfır olamaz. İşte gün içinde gölge boyu değişir. Yıl içinde değişir. Güneyden kuzeye değişir. Mesela ben şunu söylüyorum. 21 Mart tarihinde Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe gölge boyu uzar. Neden yanlış?
21 Mart tarihinde güneyden kuzeye doğru gidildikçe gölge boyu uzar. Şimdi 21 Mart'ta gece gündüz eşit değil mi diyorlar. Eşit, ben gölge boyu eşittir ya da buna benzer bir şey söylemedim. Peki Türkiye'ye güneş şınarının kuzeyden daha dik gelme ihtimali var mı? Yoksa hep güneyden mi daha dik gelir? Hep güneyden daha dik gelir. 21 Mart'ta da bu böyledir. 21 Haziran'da da bu böyledir. Demek ki tarihin bir önemi var mı? Yok. Tarih ne olursa olsun kuzeye doğru gölge boyu ne yapacak? Uzayacak. 21 Mart'ta olsa, 23 Eylül'de olsa, 365 günde olsa. Gölge boyu kuzeye doğru daima ne yapacak? Uzayacak. Gün içinde dedik işte. Olur. İşte yıl içinde olur dedik. Yıl içinde en kısa ne zaman? 21 Haziran. Neden? Daha dik geldi. Dik geldikçe gölge boyumuz kısaldı. Ha şu örneği de ben veriyorum akılda kalsın diye. Gece sokakta yürüyorsunuz. Tam lambanın altında durdunuz. Gölge boyunuz 0. Güneş şınarı ne kadar dik gelirse gölgeniz o kadar küçüldü. Ama o lambadan uzaklaşıyorsunuz. Uzar. Demek ki daha eğik açıyla geldiğinde gölge boyunuz uzuyor. En dik geldiği 21 Haziran en kısa. En eğik geldiği 21 Aralık en uzun. Direkt o yorumu yapıyoruz. Zaten 0 olmuyor. Bunu dikkate aldık. Peki. Ekstrem bir durum dikkate alırsak burası önemli. Yani böyle bir soru çıktığında eminim ki birçok kişi bunu yanlış yapar. Çünkü alışılmış sorulara kendini kaptırıyor ve bu şekilde bazı kaynakları direkt böyle hiç yorum yapmadan düz bir şekilde verilen bilgilere aldanıp birçok şey söylüyor. Mesela Türkiye'de gölge yönü daima her zaman nereyi gösterir? Kuzeyi gösterir. İşte o soru. Dananın kuyruğunun koptuğu yer. Peki neden? Şıkları görelim diyorsunuz. Doğru mu yanlış mı? Orta kuşakta olduğu için. Öyle bir şey olamaz. Olamaz. Dönenciler dışında yer aldığı için. Her zaman kuzeyi gösterir. Dönencilerin dışında yer aldığı için. Neden? Güney var. Güney yarım kürede dönencilerin dışı var. Orada güney olabiliyor. Peki kuzey yarım kürede yer aldığı için. Bu soru için %60, tabi rakamlar 3 aşağı 5 yukarı değişir. Cevap olarak A şıkkına ben bunu koyarsam A şıkkını işaretleyecek olanlar %50'den fazladır. Doğru mu? Değil. Bakın buna çok kişi düşer. Çünkü kuzey yarım kürede yer alıp da dönenceler arasında olan yerlerde hem kuzey hem güney olabilir. Çünkü güneş ışınları hem kuzeyden gelebilir hem güneyden. Neden? Dönencelere kadar çıkıyor. Ekvatorla dönence arasındaysa kuzeyden gelebilir. Aşağı iniyor güneş ışınları daha dik geldiği yerler tarih değişince. Bu sefer kuzeye de düşebilir. O zaman bu da değil. Ama dediğimiz gibi birçok kişi ne yapar? Bu şıkkı yapar. Peki neden? İşte oraya geldik. Sadece kuzey yarım küre yetmiyor bakın. Birkaç şeyi birleştiriyoruz. Kuzey yarım küre dönencelerin dışında yer aldığı için. Ya da kuzey yarım kürede orta kuşakta olduğu için. İki özelliği birleştirip buna ulaştık. Yoksa tek kuzey yarım küre yetiyor mu? Yetmiyor. Tek dönence yetiyor mu? Yetmiyor. Demek ki bunları birleştirip kullanacağız. Bakın burası önemli bir nokta. Dediğim gibi bu soru sorulursa birçok kişi ilk şıklarda şu kuzey yarım küre olduğunda düşer. Düşmeme ihtimali çok düşük. Dikkatli olalım. Kuzey yarım kürede bakın tekrar söylüyorum. Dönencelerin arasındaysa hem kuzeyi gösterebilir hem güneyi gösterebilir. Çünkü o dönencelerin arasında değişkenlik var. Dikkatli olmakta fayda var. Peki. Bakıyı değerlendirirsek. Duyduk mu daha önce? Duyduk. Neydi? İşte ÖSYM'nin sorduğu bazda. Tabi tek o değil ama ÖSYM'nin sorduğu bazda güneşe dönük olan taraf, yamaç. Peki. Türkiye'de güneye baktığımızda nereye dönüktür? Güney yamaçlar güneşe dönüktür. O zaman Türkiye'de bakı yönü nedir? Güney yamaçlardır. Yani bu bizim bilgimiz. Klasik. Yine bakın şunu da oraya uyarlayalım.
Bakı yine dönenceler arasında ne yapar? Değişir. Dönencelerin dışına çıkıldığında ya hep kuzey ya hep güney olur. Ama dönencelerin arasındaysa hem kuzey hem güney olur. Bakın onu da burada söyleyebiliriz baktığımız zaman. Gölge boyu gibi bakı da dönenceler arasında değişkenlik gösterir. Peki bakalım. Türkiye'de güney yamaçlar güneşe dönük, bakı etkisindedir. Ve şöyle bir cümle kullanmışım. Kaynaklarda yine sıkıntıdır. Türkiye'de bakı etkisine bağlı olarak dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcak olmalıdır. Kaynaklar ne der? Güney yamaçlar kuzey yamaçlardan daha sıcaktır. Kanun. Kesin. %100. Öyle mi? Benim cümlemde değil. Olmalıdır. Yani istisnalar var mı? Var. Mesela Karadeniz kıyıları bunu bozan çok güzel bir örnek. Şimdi ne dedi orada kaynakta? Güney yamaçlar daha sıcaktır. Sıcaklığı etkileyen tek faktör matematik konum değildir. Özel konum da etkileyebilir. İşte o zaman enleme matematik konuma ne düşer? Ters düşer. Zıt düşer. Mesela Karadeniz'in kuzey yamaçları daha ılıman olur. Çünkü orada ne fazladır? Denizellik etkisine bağlı olarak nemlilik fazladır. Ne oldu? Demek ki kuzey yamaçta sıcak olabiliyor. Neye bağlı? Özel konu. Demek ki bu da önemli bir nokta. Yani kesin sıcaktır demek bizi yanlış yönlendirebilir. Peki. Bir başka nokta. Dediğim gibi Türkiye'de güney yamaçlar bakı etkisinde daha sıcak olmalı. İşte sıcakta ürünler daha önce olgunlaşabilir. Ürün çeşidi fazla olabilir. İşte karlar nereden başlayabilir? Daha üst seviyeden başlayabilir. Yani sıcaklığa göre artık bunları sıralayabilirsiniz. Dikkate alabilirsiniz. Peki. Bildiğiniz bir şey. Hani basit bir durum. Yine aslında kavramını sorduğumda sıkıntı çıkacak. O belli. Çünkü kavram sıkıntımız her zaman var. Mesela soruyorum. Yer çekimi nedir? Yine böyle sınıfta sessizlik, kuzuların sessizliği oluyor. Ki bazıları işte elma olsaydı anlatırdım diyor. İşte çekirdek falan bir şeyler söylüyor. Yer çekimi işte yerin çekimi diyor. Düz mantık. Şimdi genel tabii baktığımızda kimyasal, fiziksel olarak farklı ya da fizik kısmında farklı cümlelerle ifade edilebilir. Ben işi basitleştirmek adına bunu yapıyorum. Daha çok bilimsel bir şey değil, biraz daha pratik bir şey. Şimdi yer çekimi nedir? Yerin iç kısmında bulunan çekirdeğimiz var. Onun yüzeye uyguladığı bir kuvvet var. Tabii bunlar basınçlarla da birleşiyor. O kısım dediğimiz bir ayrıntı kısmı. Ne oluyor? Orada, oraya yakın olan bir yer düşünün. Çekim ne olur? Güçlü olur. Çünkü oraya yakın. Uzak olan bir yer düşünün. Çekim giderek, etki giderek ne olur? Azalır. Şimdi kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan bir dünyamız var. Neresi bu merkeze daha yakın? Ekvator. Öyle mi? Kutuplar daha yakın. Neden? Basık. Bakın, basık olan bir yer oraya daha ne olacak? Yakın olacak. Ama ekvatordan şişkin olduğu için ne olacak? Uzak. O zaman çekim nerede daha fazla olacak? Kutuplarda. Tabii özel konum şartları hariç. Ben bunu özellikle belirtiyorum. ÖSYM şu ana kadar sorduğu sorularda buna yer vermedi. Neden özel konum dedim? Çünkü yükseldikçe de çekim ne olur? Azalır. Yükseldi, özel konumdur. Yani şöyle bir şey yok. Şu an burada verilen açıklama neye göre? Her yeri nerede kabul ediyor? Deniz seviyesinde kabul ederek bunu söylüyor. Yoksa işte dünyadaki gerçek olan işte o dağlar yükseldiler hesaba katılırsa o zaman şu değişir. O yüzden onu belirttim. Ezber de yapılabilir. Yani bu işin mantık kısmı. İşte kutuplara yakınsa fazla dedim. Ekvatora yakınsa az dedim. En fazla Sinop, en az Hatay olacaktır. Bu da ezberlenebilir. O da ezber kısmı ama mantık kısmı bu. Peki. Bir de hızımız vardı. Açısal hız her yerde aynı. Ama değişen hızımız çiziksel hız. Peki bakalım. Yine işin mantığından yola çıkalım. Dünyada nerede olursanız olun bir dönüş, tam dönüş kaç saattir? 24 saattir. Ama
kat edilecek mesafe farklıdır. Değişir. Süre 24 saat, mesafe farklı. Mesela yukarıdan bakıyoruz dünyaya. Kutup noktası 60 kuzey, ekvator. 24 saatte bir turunu ne yapacak? Tamamlayacak. O zaman hangisi daha hızlı döner? Ekvator. Çünkü 24 saatte çok büyük bir mesafeyi ne yapacak? Gidecek. E nasıl dönüyor bakın? Döndürelim. Kırmızı olan çok hızlı. Siyah dönmüyor. Çünkü kutup noktasında sabit olarak ne yapar? Durur. Sıfır. Sıfır hız. Ama ekvatordaki durmadan hızlı bir şekilde dönüyor. Çünkü 24 saatte o mesafeyi ne yapmalı? Kat etmeli. E yine 60 kuzey yol kısaldı ama yine kaç saat? 24 saat. Hız biraz daha ne yapacak? Azalacak. Süre değişmediği için böyle bir durum söz konusu. Peki, yine Türkiye örneğine bakalım. Ekvatora daha hızlı olduğu için daha fazla olduğu yer neresi olacak? Güney, Hatay. Daha az nerede? Sinop. Dediğimiz gibi bu da işin ezber kısmı ama işin mantık kısmı burada. Peki, buna bağlı olarak açıkladığımız bir nokta var. Grup ve tan. Neye bağlıdır? Çizgisel hız. Mesela ekvatordasınız. Nasıl dönüyordu? Hızlı. Güneş önünüzden nasıl geçer? Hızlı. O zaman doğuşunu daha kısa görürsünüz. Kutuplara gittik. Hız azaldı. Güneş önümüzden yavaşça geçer. İşte grup ve tan süresi nereye doğru artar dediğimde nereye alıyoruz? Kutuplara doğru. Yani Türkiye'de Sinop. Sinop'ta güneşin doğuşu batışını daha uzun izleyebilirsiniz. Bakın o süreden bahsediyoruz. Şu değil. Doğuş ve batış arasında geçen süre değil. Ne diyorum? Doğuş süresinden bahsediyorum. İşte o doğuş süresi kutuplara doğru uzuyor. Grup ve tan dediğimizde bunlar grup batış, tan doğuş. Peki sıkıntı yaşayabildiğimiz bir nokta. Yani bununla ilgili o kadar anlatıyoruz. O kadar söylüyoruz. Yine sıkıntı yaşıyoruz. Yine sıkıntı yaşıyoruz. Sorudan gitmek gerekiyor aslında. Ama biz işin mantığını da verelim. Ne o sıkıntı yaşadığınız yer? Alt mı üst mü? Yok nerede yüksekte, yok nerede alçakta. Mesela orman üst sınırı. Kaynakların bazılarında şu var. Bana göre yanlış. Diyor ki orman üst sınırı enlemle açıklanır. Ve başka hiçbir şey söylemiyor. Orman üst sınırı enlemle açıklanır diyor. Peki neden yanlış? Oraya gelelim. Ne demek orman üst sınırı? Ormanın bittiği en son nokta. İşte yerleşme üst sınırı ne? Ormanın bittiği en üst nokta. E tarım ne? Bittiği en üst nokta. Peki tarım, yerleşme, orman nerede biter? Kalıcı karların başladığı yerde biter. Kalıcı kar alt sınırı demek, başladığı yer demek. Diğerlerinin ne olduğu? Bittiği yer demek. Peki sıcak olan bir yer düşünün. Karlar nereden başlar? Daha yüksekten. Orman nereye kadar çıkar? Daha yükseğe. Tarım nereye kadar yapılabilir? Daha yükseğe kadar yapılabilir. Peki sıcaklığı etkileyen tek faktör enlemdir. O zaman bunları sadece ne etkilemez? Matematiksel konum etkilemez. Ama dediğim gibi kaynaklar ne yapıyor? Diyor ki orman üst sınırı eşittir enlem. Kalıcı kar sınırı eşittir enlem. E bu da maalesef yanlış olabiliyor. Mesela yükseldi değişir. Denizellik, karasallık değişir. E bu faktörler de her şeyi değiştirir. Tabii enleme göre uyuyor mu bazı yerler? Uyuyor. Yani uyan yerler de var. Ama her yer uyuyor mu? Uymuyor. Onu Türkiye örneğinde göreceğiz. Mesela ekvator nasıl bir yer? Sıcak. Karlar nereden başlamış? 5500 metre. Kalıcı kar alt sınırı kaç metre? 5500. Nereye kadar orman çıkabilir? 5500. Orman üst sınırı yine 5500. Ama birisinin bittiği, birisinin başladığı sınır. Geliyoruz kutuplara doğru. Kutuplar nasıl? Soğuk. Nereden başlıyor kalıcı kar? Sıfır. Orada bitki örtüsü var mı?
Yok. Tarım yapılıyor mu? Yok. Yani sıfırda hiçbir şey yok. Direkt oradan yola çıktık. Peki ne dedik? Türkiye örneğinde işler değişiyor. Mesela soruyoruz. Türkiye'de baktığımızda işte kalıcı kar alt sınırı, orman üst sınırı neye göre değişiyor? Hem özel hem matematik konum. Ama şunu söylerse, orman alt sınırı. Orman alt sınırı ne demekti? Ormanın başladığı yer. Sıfırdan da nerede başlıyor mesela? Karadeniz. Neden? Yağış. İşte onda bunu söyleyebilirsiniz. Orman alt sınırı eşittir nedir? Özel konu. Ama orman üst sınırı eşittir enlem değil. O özel konuma göre de ne yapabilir? Değişebilir. Peki bakalım. Özellik olarak baktığımızda kalıcı kar alt sınırı başladığı yer. Kuzey ve güney yamaçlarda farklı olabilir mi? Olabilir. Çünkü sıcaklık farklı olabilir. Özellik olarak. Bunu dikkate alabiliyoruz. Tabii burada dediğimiz gibi özel konum şartları da bunu belirliyor. Ama tekrar söylüyorum. Orman alt sınırı dediğimizde kesinlikle nedir? Özel. Ama orman üst sınırı, kalıcı kar alt sınırı gibi şeyler kullanırsa hem özel olabilir hem matematik konum olabilir. Her ikisi de geçerlidir. Peki Türkiye'de baktığımızda işte orman üst sınırı, kalıcı kar alt sınırı en yüksek nerede olabilir? Doğu Anadolu. Bakın Karadeniz demedik. Karadeniz demedik bakın. Karadeniz demedik ki enleme göre neresi olması gerekiyordu? Karadeniz. Çünkü en kuzeyde olan yer. Ama neresi oldu? Doğu Anadolu oldu. Özel konum. İşte bakın özel konumda devreye girdi. Yani sadece matematik konumuna kestirip ne yapmadık? Atmadık. Eğer sadece matematik konum olsaydı neresi olması gerekirdi? Karadeniz. Ama öyle bir durum var mı? Yok. Neresimizde? Doğu Anadolu. İşte özel konumda durumu ne yapabilir? Etkileyebilir. Değiştirebilir. Bu da önemli noktalardan birisidir. Burada yine verelim. Ara.